Merhaba, bugün elinizi bile hamura sürmeden ya kolayca yapabileceğimiz bir poğaça yapıyorum. Bunun için dörtte bir yaş mayayı kabıma aldım. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıcağa yakın su, bir çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta ama bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. Bir tanesinin sarısını ayırdım. Son olarak da bir çay bardağı sıvı yağ. Eklediğimiz bütün malzemeleri ilk başta güzelce bir karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine unu ilave ediyorum. İkinci su bardağını da ekliyorum. Üçüncü bardağı da ekliyorum. Dördüncü su bardağı. Beşinci su bardağı, onu da ekliyorum. Hamur artık iyice katılaşmaya başladı. Son olarak yarım su bardağı un daha ekliyorum. Yani toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum ve burayı artık güzelce 2-3 dakika kaşıkla çırpacağım. Hamuru kaşıkla 2-3 dakika kadar karıştırdım, pürüzsüz olana kadar. Böyle koyu bir kek harcında yumuşak cıvık bir hamur. Zaten hiç elimizi değmiyoruz. Tam böyle ben hamur yoğuramam diyenlere göre kolay, pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şimdi hamurun üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Ben şimdi bu hamuru akşamdan yaptım. Kahvaltı için hazırlayacağım için. Şimdi üzerini kapatıp buzdolabına alacağım. Ama normalde gün içinde yaptığım zaman 1 saat mayalandırıyorum ve ondan sonra şekillendiriyorum. Mayalandırmayı bırakıyorum şimdi hamuru. Hamur güzelce mayalanmış. Hemen şöyle hafiften karıştırıp havasını bir alıyorum. Hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsiye döküyorum. Hamuru tepsiye güzelce yaydım. Üzerine ben sucuk koyuyorum. İsterseniz siz başka şeyler de koyabilirsiniz. Biraz peynir de ekleyeceğim. Biraz da peynir ekliyorum ben. İsterseniz hiçbir şey eklemeden de yapabilirsiniz. Sade. En son hamurlarla peynirlerin üzerine böyle kapatacak şekilde hamurun içine gömüyoruz bunları. En son içerisine, pardon, üzerine yumurta yakını sürüyorum. Çörek otu ve susamını da atıyorum.
Susama, çürük otunu da attıktan sonra bir 10 dakika tepsi mayası yapıyorum. Bu arada da fırını 190 dereceye ayarlıyorum. Fırın ısınana kadar güzelce tepsi mayası da olmuş oluyor. Üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Kolay poğaçamız fırından çıktı. Çok da güzel kabarmış. Hemen ilk sıcaklığı çıksın. Güzelce keselim. Güzelce dilimledim poğaçaları. Şu şekilde. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli. Yapanlara afiyet olsun.